Mehmet Tezkan, tökezliyor muyuz, batının oyunu mu? Bir anda ekonomiyi konuşmaya başladık. Aslında bir süredir piyasalar konuşuyordu ama siyaset konuşmuyordu. Siyaset başkanlık rejimine konsantre olmuştu. Esnaf durgunluktan şikayetçiydi. Çalışan yaşamın giderek pahalılaşmasından. Ekonomistler verilere bakıyordu, alarm vermeseler bile dikkat çekiyorlardı. İktidarın önceki gün ilk kez kriz sözcüğünü telaffuz etmesiyle gündemin ilk sırasına fırladı ve anında propaganda makinası devreye girdi. Kulaktan kulağa yaydıkları söylem şu, 15 Temmuz darbe girişimiyle başarıya ulaşamayan Amerika ve Avrupa bunu ekonomik olarak yapmak istiyor. Doları suni olarak yukarı çekerek Ankara'yı sıkıştırıyorlarmış. Resmen komplo teorisi. Peki inanan var mıdır? Anket yapılsa %50 çıkar. Dün Aksaray'da besiciler Amerika'yı protesto için dolar yaktı. Çıktı. Pazarımızda dolar ve euro geçersizdir diye pankart açtılar. Birileri dolar çıkarsa Washington düşünsün, bize ne dedi ya aynı kafa. Sen istediğin kadar dolar yak, yem ithal dolarla, saman ithal dolarla. Bu söylemin peşine takılanlar yekpare değil. Temelde aynı düşünüyorlar ama uygulamada anlaşamıyorlar. Kimi dolarları bozduralım, liraya geçelim, doları aşağı çekerek dersini verelim diyor. Öteki dolarları bozdurursak yabancılar ucuza alır, kaçar aman dikkat diye uyarıyor. Gelelim işin gerçeğine. Ne oldu da böyle oldu? Ekonomik krizde değil ama ayak sesleri neden duyulmaya başladı? Dünyanın en önemli 10 ekonomisinden biri olan Acemoğlu'na göre yüksek kaliteli büyümeden düşük kaliteli büyümeye geçtik. Büyüme %3, verimlilik büyümesi negatif, işsizlik %11, büyüme tüketimden geliyor, tüketimde krediyle dönüyor, çok az vaktimiz kaldı, bina daha çökmedi ama çökebilir. Peki niye bu duruma düştük? 2013 yılına gidelim. Hükümet sözcüsü Kurtulmuş o tarihte AKP'nin ekonomiden sorumlu başbakan yardımcısıydı. Bir grup gazeteciyle van'a giderken şöyle dedi. Makroekonomik istikrar sağlandı. Şimdi mikro reformları yapmaya sıra geldi. 2015 yılına doğru ekonomi makas değiştirmekte, sıcak para ve iç tüketim yerine üretim ve ihracatla büyümeye yönelmekte, sadece inşaat veya tek sektörle de kalkınma olmaz. Ekonomi makas değiştirebildi mi? Hayır. O halde meydanlarda yakmakla doların ateşi sönmez. Mehmet Tezkan Milliyet